Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amin. Bugün tefsiri esas alarak, Ruhul Beyan tefsirini esas alarak matematik ilminin ilk icadının kim olduğunu söyleyeceğiz. Hesap ilmi, matematiği ilk olarak rakamlarla kullanan Yusuf Aleyhisselam'dır. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'dır. Yine aynı şekilde hendese, geometri ilmini değişik kalemler, harfler ve rakamlarla kullanan yine Yusuf Aleyhisselam'dır. Allah'a selamı üzerine olsun. Bunlar dünyamız için pozitif ilimler, vazgeçilmez ilimlerdir. Müslümanların bir kısmının bunları öğrenmesiyle diğer kısmının öğrenmemesi mümkün olsa da, yani İmam Gazali bunun hakkında İhya-ül Muttin'de matematik gibi, yani dünyevi ilimler, matematik, hendese, geometri, bunların farz-ı kifaye olduğunu, bunların, yani bazı Müslümanların mutlaka öğrenmesi gerektiğini İhya-ül Muttin'de beyan ediyor. Keşke mümkün olsa da hepimiz buna heves etsek. Yani din ilminin yanı sıra başta din ilmi, şeriat ilmi, Allah'ın kanunların ilmi, yani Kur'an, hadis, bu ilimleri dünya ahiret saadeti için tabi lüzumlu ilimler. Keşke bunları hayatımızda daha iyi yaşayabilsek. Ki birçoğumuz mahrumuz İslami ilimleri talep etmekte. Ama ve lakin en azından İslam ilmiyle haşir neşir olanları takip etsek, onların vaaz nasihatlerine devam etsek, yine Allah'ın izniyle gücümüz nispetinde Allah-u Teala'nın yardımına muvaffak olmak ve onun rızasını kazanma yolunda epey mesafe kat edebiliriz. Şimdi Müslümanlar umumu olarak, yani çoğunluğu bu pozitif ilimlerinden mahrum kalarak dünyadaki işlerinde, hakimiyetlerinde büyük sorunlar yaşamışlar. Hatta ilk olarak ilk derken, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dönemlerde tabi bu ilme Müslümanlar heves ettiler. İlerleme kat ettiler. Özellikle Endülüs uleması bu konuda çok ileri gittiler. Hatta Avrupa'ya da öncülük ettiler. Diğer batı ülkelerine model oldular ve ilim, pozitif ilimlerinde miras bırakan oldular. Şimdi ne zaman ki bu ilimlerden de koptuk, gerileme başladı. Özellikle 600 küsür sene Osmanlı Devleti ne düşünürsek ve o dönemde ki bunlar ihmal edilmeye başlanmış. Osmanlı'nın çöküş nedenlerinden birisi de bu eğitim sisteminin bozulması yer almakta. Burada tarihçi Ramazan Yetkin hocanın kitabından o konuya değineceğim. Sayfa 138 tarih konu anlatımlı kitabında bunu
tarihten aynen alıyor. Yani tarihteki vakaları olan durumu burada yazmış. Hemen oradan okuyalım. Eğitim sisteminin bozulması ve ondan sonra Osmanlı'nın gerilemesi. Osmanlı eğitim sisteminin temelini oluşturan medrese çok mühim Osmanlı'da. Çünkü eğitimle padişah dahi eğitimden geçiyor. Osmanlı eğitim sisteminin temelini oluşturan medreselerin çağın gerisinde kalması. Yani ilimlerinde çünkü o zamanlarda da matematik, tıp, fizik, kimya gibi ilimler, yani dünyevi ilimler de ilerleme kat ediyor ve hala da kat ediyor. Çağın gerisinde kalması bu, yani pozitif ilimlerinde. Avrupa'da eğitim alanında meydana gelen yeniliklerin takip edilememesi. Yani gelişen pozitif ilimlerde çağın gerisinde kaldılar Osmanlılar. Pozitif bilimlerin medreselerin müfredatından çıkarılması. Yani geride kalmak şöyle dursun. Avrupa ülkelerine karşın ne yaptılar? Medrese müfredatından çıkardılar. Sadece din ilmini bıraktılar. Halbuki dünyada yaşıyorsak dünyevi ilimler de gerekli. Medrese öğrenimi görmemiş pek çok kişiye ilmi rütbeler verilmesi. Bu da büyük bir facia. Adam kayırma, torpil anlayacağımız zamanımızda referans, tabii marka marka isimler de bunlara bulunuyor. Yeni doğmuş çocuklara müderrislik unvanının verilmesi. Beşik ulema diye adlandırılan bir sınıfın ortaya çıkması da yine Osmanlı'nın son dönemlerinde görülen şeylerden. Hangi yüzyıl bakıyoruz? Efendim, 17. yüzyıl. Yani 17. yüzyıldan itibaren olan gerileme ve Osmanlıların yaptığı yanlışlardan şurada 4 tane okuduk. Özellikle eğitimle ilgili. Tabii başka eksikleri varsa da, kusurlar varsa ki tamam, insan olmak itibariyle kusurlarımız olabilir ama ve lakin bu o kadar büyük bir sorun ki, özellikle eğitim sorunu ki İslam ilme, bilime ta ilk yıllarından itibaren önem vermişti. Bunun hakkında ayet hadislerde faziletleri birçok kişi tarafından bilinmektedir. Yani İslam'ın ilme ne denli değer verdiğini hemen hemen hepimizin bildiği bir gerçektir. Zamanımıza dahi ilmin gücü, sebep olarak gücü, faydası inkar edilmeyecek derecede açık ve zahirdir. Bunu cahil de kabul ediyor. Alim de zaten kabul etmese alim olamıyor. Her bilim insanı ilmin, bilginin dünya, ahiret ne tür güzellikten olduğunu biliyorlar. Bilmiyorlar değil. Evet, hepimiz biliyoruz. Az da çok da olsa ilmin değerini, kıymetini biliyoruz. Zamanımızda da tabii bu aynı şey söz konusudur. Özellikle pozitif ilimlerinde iyi mesafe kat etmiş olanlar dünyanın canına okuyorlar işte. Dünyada hakimiyet sahibi oluyorlar.
Gelen gideni eziyorlar. Neden? Çünkü onlar bu işte daha iyiler, daha ilerideler. İslam'ın da bu konuda biz Müslümanların bunu kendimize vazife bilerek bunda da çok mesafe kat etmeli. Ki bu vesileyle başta kendi ülkesi ve diğer Müslüman ülkelere öncülük ederek onları kafirlere galip yapmak ve kafirlerin, ki bunlar bu pozitif filmleri kötüye kullanan insanlar, ama Müslüman bunlardan muvaffak olduğu zaman ne yapacaktır? Herkese, ama herkese, her canlıya faydalı olacaktır diyorum. Allahu Teala buradaki kusurumuzu bir an önce telafi edip kafirler gibi bu pozitif ilimlerle, yani matematik, biyoloji vesaire, ya da kimya gibi ilimlerle dünyayı fesada boğmayıp, bilakis dünyayı daha yaşanabilir bir yere çevirmek için bizi muvaffak etmesini ve muvaffak olmayı sürekli Cenab-ı Hak'tan dilemeli ve bu uğurda saygı gayret ederek tüm insanlığa, tüm canlara faydalı olmayı Yüce Allah bize kolay eylesin. Burada virgül koyuyoruz. İnşallah daki konularda yine bu konuya değineceğiz. Allah'ın selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amin.